Herkese merhabalar. kanalına kanalıyız. Hoş geldiniz dostlar. Sabahın 5'i. Uyumadık, etmedik ve bugün Gürkan'ın hesabındayız. Dostlar gördüğünüz gibi oyuncular geldi. Hemen şöyle kontrol edelim. Tahmin ettiğimiz gibi oyuncular geldi. Nesta, Costa Kurta ve Dida var gördüğünüz gibi. Hemen şöyle tümünü gör diyelim. Onların yanında başka kimler var vesaire bakacağız. E, hormonlu Milan kartlarında görüyorsunuz Alexander Nesta'yı. Alexandro Nesta'yı bir kontrol edelim. Önemli olan hız hızlanması ne olacak? Hız hızlanması kötü gelmemiş arkadaşlar. Çok iyi. Bugün bu arada top açılımı yapacağız. Nesta top açılımı. Nesta'yı bulana kadar zorlayacağız. Gürkan'ın hesabında Peter şey var. O yüzden Dida'yı çok almak istemiyor. Ama şöyle bir Dida'yı da kontrol ettiğimizde alçaktan degacı var. Süper. Hemen şöyle kaleci özelliklerine baktığımızda e, farkındalık ve yakalama biraz, savuşturma biraz geride kalacak. Bir de Costa Kurta'ya bakalım. Çok güzel ayaklarına hakim, uzun top atabilen iyi bir defansiydi. Oyunun hediye verdiği kartta. Bu, bu arada bugün bunların analizi gelecek. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şöyle baktığımızda fena değil gibi duruyor. Dostlar top açılımı yapacağız. Like atmadan lütfen geçmeyin. Tiam var. Chukueze iş yapar baktığımızda. Tomori, Musa e, fena bir oyuncu değil. İş görecek oyuncular var. Toplamda biliyorsunuz ki yine aynı şekilde 150 oyuncu var. Bu 150 oyuncu içerisinden tabii ki de Nesta'yı bulmaya çalışacağız. Haydi bismillah diyoruz. Uf, ve bastım. Gürkan'ın hesabındayız sağ olsun kendisi içerik olsun diye bizi açtırıyor. Hormonlu bir kart gelecek ilk baştan hormonlu gelirse bir bakalım kim geliyordu ve ilk onludan 80 numaralı formasıyla Musah geliyor bu birazcık kötü. Yani hormonlu geliyor olması kötü neyse şu Musah'ı bir kitleyelim dostlar. En azından e, Musah Musah'tır. E, iyi bir like gelirse bu arada e, maçta yaparım merak etmeyin. 10 tane oyuncudan bir tane hormonlu geldi. Kaçıncı oyuncuyu verdi şöyle bir bakacağım. Bir, bir tık daha üste çıkabiliriz. İlk hedefimiz tabii ki de e, Dida değil. Costa Kurta değil. Ve tabii ki de Nesta. O yüzden ilkinde Nesta gelse çok güzel olur. Hadi ikinci onlu. Yine hormonlu. Ve bakalım kim olacak. İçerisi yandı ama. 2 numaralı formasıyla kim geliyordu? Calabria. Kötü oldu. Şunu da bir kitleyelim. Yani 2 tane 20 top açtık. 20 topta sadece 2 tane. Bence çok iyi değil. Devamı gelecektir inşallah. Güzel bir şekilde. Dostlar hemen şöyle Neste'ye basılı tutuyorum. Artık bu taktiği yapmak zorundayım. Bakın bir, yaklaşık bir 10 saniye basılı tutuyorum. Şu anda basılı tutmuş halim. Sonra elimi çektim. Bastım. Dida hayır, şey, Neste hayırlı olsun dostlar. Ah ah. Yine gittik. 30. top. Bir de şöyle bir durum var. İçerisindeki sadece bir oyuncu şu anda almamız gereken oyuncu. O yüzden zaten vermesi lazım Tomori. Bu sene baya paracı mı oldu bu oyun ya? Tomori 30. topta yine bir tane hormonlu geldi. Şöyle kitliyoruz Bir hormonlu bir hormonlu veriyor. Bu biraz kötü. Yani şöyle bir bakalım toplamda o, o hormonlar da kaçıncı sıradaymış? Hemen şu tümünü gör diyorum. Altlardan mı geldi? 3 tane alttan gelmiş durumda. Şimdi de Jovic'i verir büyük ihtimal diye düşünüyorum. Artık bir tane oyuncu. Bu arada 30 top açtık. Kötü oldu diye düşünmeyin. 40. topta Nesta'yı direkt verirse kumarımız biter. Bizim için önemli olan bu. Bu arada bugün gün içerisinde Dida, Costa ya da Nesta için top açılmalı mı vesaire. Bunlarla ilgili kontrol ederiz. Haydi bismillah. Kumarımız bir anda bitebilir. Dida gibi hissettim ama. Yo Dida değil. Costa mı? Nesta mı? Güle güle. Güle güle Konami. Bize, bize ayrılan sürenin sonuna geldik Konami. <laughs> Nesta'yı buluyoruz. 40 topta işimizi bitirdik arkadaşlar. Çok güzel. Nesta diğer Nesta'larla kıyaslaması bugün gelecek. Şöyle hemen bir kontrol edelim Nesta'mızı. Fullleyeceğiz hemen şimdi. Ve Nesta, Alexandro Nesta ben daha ağır gelir diye düşündüm. Biraz daha iyiymiş. Hemen şöyle kilitliyoruz dostlar. Ne olduk? Geri kalan coinsler bize kaldı. Toplamda 40 top açmış olduk. Gördüğünüz gibi 110 top. Yani 40 topta Nesta'yı bulduk. Dida ve Costa açanlar lütfen burada yorumlara yazsınlar. Ben açtım iyiydi kötü diye en azından bulmak isteyen olursa kardeşlerimiz yorumlara bakarak en azından değerlendirirler. Yeni güne bak hatta yeni başlıyoruz. Ee, hemen bir takım kuracağız. Şöyle öncelikle alınma sırasından ilk önce şuraya Neste koyalım dostlar ve Neste'yi fullleyelim. Daha sonra takımı da kuracağız. Seviye antrenmanı diyorum. Şöyle birazcık seviye antrenmanı fazla. Hemen şöyle arttırdım. Ve fulllemesini yapacağız. Oyuncu ilerlemesi oyuna göre dağıtacağım. Bu arada siz gün içerisinde olur da herhangi bir şekilde e, şu menajerle bu oluyor diye yazarsınız. Geri geldim. Toplamda 103 oluyor. Ekstra bostu koyar isek. Ee, güçlendirici üreticisi diyelim. Şimdi bir dakika. Burada iki tane şey var. Aşılmaz defans. Eee, ekle. Oha 8 tane şey var. Bir dakika. Dostlar öncelikle fulleyeceğim. Ve bence fulledikten sonra bir kontrol edelim olur mu? E, 98 oyuncu ayrıntıları yani neleri eksik ona göre bir bakalım. Şimdi defans özellikleri iyi. Bana göre hız ve hızlanması bir tık daha artabilir. Zıplaması 88. Fiziksel tamam 88. Pasör yetenekleri falan çok üst düzeyde olmayacağı belli. Dostlar defansı zaten çok iyi bunun. Ki benim şahsi fikrim şu. Defanstan biraz daha alıp hız hızlanmaya verilebilir. Hız ve hızlanması özellikle hızlanması bana göre düşük oyunda. Bir ona bir çözmemiz lazım. Bir kadro kuralım mı? Şöyle pozisyona göre sırala diyelim. Şöyle aşağıdan işte Oliver kanımız zaten var. 104 yaptık. Virgil Van Dijk var yanında 103. Van De Ven burada zaten Costa Kurta varmış. Oyunun hediye verdiği Costa Kurta var bu arada. sol bek var. Şöyle Maldini var. şey yapabiliriz aslında. Şöyle yapıp 3 stoper de oynayabiliriz. Daha iyi, daha hücumcu olsun şöyle baktım kimler var diye. Pirlo var, Edgar Davis var, Matius var. Bu arada ciddi anlamda bayağı şey oyuncusu var. Şöyle hemen aldım. Tony Kroos, Steven Gerrard var. Kamavinga Deko, Deko'yu da alırım. Gerrit Bale aldım. Gerrit Bale'in burada oynayamamasına şaşıyorum ya. Adam zaten kariyerinde o, o bek olarak başladı adam yani. Pedri var. David Beckham, Foden var. Foden'ı da gelip şu şekilde alabiliriz. Beyler ikinci şeyi boşlu koyacağız, hiç merak etmeyin. Çabı var. Maradona'yı alacağım. Maradona'yı şöyle yapacağım. 104 yapacağım. E, Zico var. Platini de 104 oluyor. O yüzden şöyle yapmakta fayda var. Hunus kaç oluyor? Hunus Hunus kaç olur ki? Toplamda 103 oluyormuş. Tamam. Unus'umuz var bilelim arkadaşlar. Bellingham. Bellingham 106 oluyor. Neymar var. Neymar kaç oluyordu? Neymar 102 oluyormuş. Saka var. Lionel Messi var. Şöyle Messi 106 alalım. Griezmann 105. Cruyff de 104 oluyor. Şöyle yapabiliriz. Cruyff'u de 104 alabiliriz. Bir sol tarafa kaldı. O da 104 bir tane daha bulmamız lazım derken. Zaten rahatlıkla bulduk. Haaland da var. Ee, şöyle halantıda 105 yapabiliriz Maksat şey diziyorum yani ee, Ve genel diyelim Şöyle genelde hemen Oha Ronaldinho 105 Ronaldinho'ya ilk 11 koymak lazım Lionel Messi 106'sı var La Martinez'i aldım ee, Deco'yu alacağım Maradona'yı alacağım Zico'yu aldım Foden Vinicius 100'ün 103'ün ya 103 çok rahatlıkla ya 103'ün altına inmeyeceğiz diyeyim yani. Şurada David Villa var. David Villa 104. Başka 104 var mı bir hata yapmayalım sonra linç yiyoruz arkadaşlar. Birileri de şey yazmış yorum gelsin diye öyle yapıyor. Yok abi öyle bir şey yok. 3230 yaptık şimdi bana göre hız ve hızlanma dostlar. Güçlendirici üretisi asla bence bize sıkıntı yaşatmaz hız ve hızlanma koyarsak. Neyse buna basamadım yapacak bir şey yok. Peki ben olsam ne yapardım artık basılmışını bize ekran görüntüsü atlar öyle şey yaparız. Oyuncu ilerlemesinde bence defans özellikleri çok fazla. Bence aşırı fazla. Şimdi e, hız ve hızlanması. Bir dakika şöyle yapalım. Şunu 12 yapıp şunu 8. E... Dostlar bana göre bu ya. Bana göre bu yani. 102 oluyor ama bana göre fullemesi bu. Oyuncu ilerlemesi, dur oyuncu ilerlemesinden bakmayalım da normal şeyden bakalım. Bastığımızda şöyle Nesta'ya gelelim. Nesta oyuncu ayrıntıları diyoruz. Dostlar benim fullemem böyle olurdu. Ya bana çıksa ben böyle fullerdim. Bu arada defans özellikleri kesinlikle yeterli. Gece 12'deki yayınlara gelirseniz görürsünüz. Benim stoperler daha düşük defansları var ama ona rağmen top kapıyorlar. Hız hızlanma kesinlikle 90-85 abi. Böyle çok çok iyi oldu ya. Belki zıplamayı biraz. Yani 90 hız abartı gelebilirse ama Arayo'dan nasıl memnunuz? Arayo çok iyi olduğu için. Şahsi fikrim bana göre hız ve hızlanma bu şekilde iyi. Ama hızı birazcık düşürüp şey de yapabilirsiniz. Hani şu şekilde gelip. Hani eğer sizin tercihinize göre kafa toplarında biraz daha iyi olsun istiyorsanız. Şuradan gelip hızdan biraz alıp. Şöyle bir gelelim. Ee, şu hızdan. Yani hızı 4 yapıp hava verebilirsiniz. Bir tık da şöyle hız yapabilirsiniz. Belki böyle de basabilirsiniz mesela. Biraz daha hava hakimiyeti ve fiziksel teması olsun diye. Bunda da bu şekilde olacaktır. Şöyle kontrol ettiğimizde bakın defansif özellikleri bu. Hız hızlanma bu zıplama bir fiziksel temasla 90 yapmış olursunuz dostlar. Bu şekilde de 102 oluyor. Benim düşüncem bu. Umarım keyif almışsınızdır videodan. İzlediğiniz için çok sağ olun. İnşallah bu videoyu layık like atanlar tek atarlar nesneye ya da istedikleri oyuncuya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.